Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle katlı etek çalışması yapacağız. Bakınız 3 tane kattan oluşan eteğimizin lastik kısmından başlıyoruz. İç kısmındaki bu kafes örgüsüyle yapmış olduğumuz filelerini tamamladıktan sonra eteğimizi sırası ile örmeye başlıyoruz. Bakınız şuradan Başladık. Dilediğiniz e, yaş grubu için istediğiniz kadar bel ölçüsünü lastiğini büyütebilirsiniz. Büyütüp birleştirme işlemimizi yaptıktan sonra. İşlemlerimizi aynı şekilde uyguladığımızda kesinlikle büyütmekte hiçbir sıkıntı çekmeyeceksiniz ve de dilediğiniz kadar katımızı da uzatabilirsiniz. Dilerseniz 4 kat olarak da eteğimizi örebilirsiniz. Şuradan uzattığınız zaman şu kısımdan bakınız. Biz en son katı çok fazla uzun ör örmedik çünkü eteğimiz zaten uzun olduğu için ve de delikler o kadar fazla olmadığı için gerek yok gerek görmedik daha da uzatarak dördüncü katımızı da örebilirsiniz Evet kolay gelsin diyerek hemen eteğimizi örmeye başlayalım kolay gelsin Eteğimizi örmek için Nako'nun lüks minnoş baby ipini kullanıyorum. İpim 35 polyamid %65 65 akrilikten oluşmakta. Renk numarası 11907 100 gram ve 340 metreden oluşmakta ipimiz. İpimizi örmek için ise 2.5 numaralı tığımı kullanıyorum. Tabi elinizin ayarına göre tığınızı tercih ederseniz çok daha güzel sonuçlar alırsınız. 2 ile buçuk numaralı tığları kullanabiliriz bu ipimizle. Evet, şimdi içinden ipimizi çıkarıyorum ve ucunu alıp hemen zincirimizi çekerek belimizin lastik kısmını örmeye başlıyoruz. Hemen zincirimizi çekelim. Şöyle bir tane düğümümüzü attık ve başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 tane zincirimi çektim. 14 ve 15'e tamamlamak istiyorum. 14 ve 15. Tığımın başını doluyorum ve geriye doğru saymaya başlıyorum. 1 2 3 4. Dördüncü zincirin içerisine gelerek bir tane trabzanımı örüyorum. Ve diğer trabzanlarımı birer birer örerek uç noktamıza kadar geliyoruz. İkili trabzanımı örmekteyim. Her zincirimizin içerisine bir tane trabzan. Evet zincirimizin sonuna kadar birer birer trabzanlarımızı örerek geldim. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 13 tane trabzanım oldu. Şimdi 1, 2 ve 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum ve tığımın başını doladıktan sonra örmeye başlıyorum. Dıştan bakınız orta parmağımdan taraftan şuradan alıyorum hemen ikinci trabzanımın üzerinden öncesinde başını doluyorum tığımızın ve hemen dıştan şu şekilde trabzanımı örüyorum sırası ile bütün trabzanlarımı dışından alarak örüyorum yani bu görmüş olduğumuz kısmı ikiye bölüyoruz orta parmağımızdan taraftaki bölümünü örüyoruz diğer taraf kalıyor ve bilimizin lastiğini bu şekilde başlatmış olduk ve ilerleyeceğiz sadece bu sıramızda görmüş olduğumuz iki tarafın orta parmağımız tarafı yani dış taraftan trabzanımızı örüyoruz Sona doğru yaklaşmaktayım. Evet en son trabzanımın tepesine batıyorum. Bakın tepesine battım. Her ikisini de aldım. Son trabzanımızı ve ikili trabzan şekliyle ördüm. Ve belimizin bir ve ikinci trabzan sırasını ördük. Şu şekilde görelim. Bakınız bir tane arka taraf bu şekilde. Diğer taraf ise şöyle bir kat ve kabartımız oldu. Hemen üç tane zincirimizi çekiyoruz. İki, 3 örgümüzün yönünü çeviriyoruz. Yine aynı şekilde parmağımızdan taraftaki bölümünü alarak örmeye başlıyoruz. Bakın hemen ikinciden başlıyorum. Birinciyi ördüm. ikinci İstediğimiz ölçü gelene kadar hangi yaş grubu için örecek isek o kadar belimizi geniş tutalım. Lütfen korkmayalım. Örgüde cesur olalım. Hiç önemli değil hata yapabiliriz. Küçük olabilir büyük olabilir ama emin olun bir defa olur. Hemen düzeltilebilir. Yani cesur olmakta fayda var. Nihayetinde güzel bir ürün çıkacak. Evet bakınız dış taraftan orta parmağımdan taraftaki bölümünü alıyorum. sona doğru ilerliyorum yine en son trabzanıma geldim tam tepesine batıyorum en son trabzanımızın tam tepesine battım ve bir tane trabzanım örüyorum ve bir iki üç tane zincirimi çektikten sonra diğer yönü örmek için çeviriyorum yine tığımın başını dolayarak hemen ikinci trabzanımın dıştan taraftaki bölümüne batıyorum ve trabzanım örmeye başlıyorum ve istediğim ölçü gelene kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum. Eteğimizin belinin lastik kısmını şu şekilde örerek tamamladık. Bakınız gayet güzel görünmekte. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 ve 44. 44 tane şu şekilde eteğimizin lastik kısmı hazır. Hemen ölçüsüne bakalım. 1 santimden tutuyorum ve şöyle çektiğimde 38 santim olduğunu görüyoruz belimizin ölçüsü. Eğer öreceğimiz kızımızın beli daha büyük yaş gruplar için öreceksek birazcık daha örmeye devam ediyoruz. Yaş grubuna göre ayarlamamızı yapalım. Şimdi belimizin lastik kısmını şu şekilde kapatıp eteğimizin kafesi için hazırlıklarımızı yapmaya başlayalım. Ben tığımı alıyorum. Şöyle bakın. Bir sıra ve iki sıra. ikinci sıranın ortasına gelerek batıyorum. Bakınız uç kısımda şöyle tığımı ilmeğimi alım. Hemen bakın ortaya batıyorum. ikinci sıradayım. Şu şekilde battım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane zincirimi çekiyorum. Bakınız şurası şöyle boş gibi. Dönüşte bu kısmı bağlayacağız birbirine hiç e, merak etmeyin bir problem yok şimdi dümdüz örmeye devam edelim zincirimi çektikten sonra bir sonraki sıraya geliyorum ve bir trabzan 1 2 3 hemen bir sonraki trabzana batıyorum araya giriyorum bakınız 1 2 3 araya giriyorum 1 2 3 araya giriyorum 1 2 3 araya giriyorum 1 2 3 araya giriyoruz 1 2 3 araya girerek 3 tane zincir bir trabzanımızı eteğimizin ilk kafes sırası için örüyoruz 1 2 3 Bakınız şu şekilde örerek ilerleyelim. Her bir sıramıza bir tane trabzanımızı örüyoruz ve 3 tane zincirimizi yukarıdan çekiyoruz. Eteğimizin kafeslerinin ilk sırasını örerek geldim. Her bir trabzanımızın bakın şu şekilde bir trabzan 3 zincir, bir trabzan 3 zincir, bir trabzan 3 zincir, zincir şekliyle ördük ve birleştirme noktamıza geldik. Şu kısımdan bahsetmiştim. Bakınız ayrı durmayacak diye. Şimdi bu kısmı şu şekilde alıyorum. 3 tane zincirimi çektikten sonra hemen bu kısmı bakın önde buna batıyorum. Arkada da diğer tarafta diğer parçamız birleştirme noktamız var. Her ikisine battıktan sonra tabi başını dolayarak batalım. Her ikisine de batıyorum. Ve trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3 tane de zincirimi çektikten sonra bakın her ikisine de aldık. Burada herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak. Çok hoş duracak. 3 zincirimi çektikten sonra 1 2 3. zincirin içerisine gelerek batıyorum ve çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 tane zincirimi çektikten sonra hemen trabzanımın üzerine batıyorum ve örüyorum. 1 2 3 Diğer trabzanımın üzerine batıyorum. 1 2 3. Bir sonraki trabzanımın üzerine batıyorum. 1 2 3. Ve sıralarımızı bu şekilde birebir hemen trabzanın tepesine batarak birkaç sıra örelim ve görüşelim. Kafeslerimizi örerek büyüttüm. 1 2 3 4 5. Toplamda 5 sıra kafesimizi ördük. Bakın 3 zincir çekmemizin sebebi şu şekilde kafesimizin eee geniş olmasını istediğimiz için de yani bacaklarını bebeğimizin rahatsız etmesin. Şimdi geçişimizi yapalım ve ikinci katımız için artışımızı yapalım. Eteğimiz katlı olduğu için geçişimi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 tane zincirimi çekiyorum. Hemen atıyorum. Bir tane kutu ördüm. 2 kutu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hemen birkaç tane kutu yapalım. Ve sizlerle birlikte artışımızı beraber yapalım. Ne kadar çok kabarık istiyorsanız o kadar çok sıklık yapabilirsiniz Ben normal bir kabarık istiyorum. O yüzden biraz daha ölçülü kabartı yani artış yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 8 tane kutucuğumuzu ördük. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Bir tane artışımızı yaptık bakınız. 8 tane kutumuzu ördük. Hemen bir artışımızı burada oluşturduk. Tekrar devam ediyorum. 1 2 3 yine buradaki V şeklindeki kutucuğumuzdan sonra 8 tane daha kutucuğumuzu yapalım. 8'den sonrakinde hemen artışımızı yapalım. Evet kutucuklarımızı örmeye devam ettim. Şöyle artışımızdan sonraki kutuları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplamda 8 tane kutumuzu ördük. Şimdi tam 8. ördükten sonraki trabzanımın üzerine 1, 2, 3, 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve aynı yere batarak bir tane daha artışımı yapıyorum. 1, 2, 3 ileriye batıyorum. Ve şu şekilde bakalım başlangıçtan başladık 8 tane kutumuzu ördük bir artış 8 tane kutumuzu ördük bir tane artış yaptık ve sıramız tamamlanana kadar bu şekilde örerek bitireceğiz ve üzerine de aynı şekilde örmeye de artış yapmadan tıpkı normal bir şekilde geçişimizi yapacağız geçişimi de sizlerle birlikte yapalım Evet filemizdeki artışımızı yapmıştık. Bakınız artışımızı yaptığımız yere kadar örerek geldim. Başlangıç noktasında bakınız artışımızı yaptığımız sıra bir alt sırada. Şimdi tam üzerindeyim. 3 tane zincirimi çekiyorum. Şöyle görelim. Başlangıçtan başladım. Hepsini örerek geldim. Tam bir alt sıradaki artışımız olduğu yerde 3 zinciri çektim. Hemen diğer trabzanın üzerine batıyorum. Normal sıramı takip ettiğim gibi takip etmeye başlıyorum. 1 2 3 ve devam ediyorum bakınız. Aynen sıramızı normale devam ettiriyoruz ve bu şekilde üstteki sıramızın sayısı kadar ikinci sıramızı artışımızla birlikte örmeye başlıyoruz. Bakın 1 2 3 4 5 sıra örmüştük. İkinci sıramızı da artışımızın olduğu sıra 1 Hemen sonraki iki toplamda beş tane olana kadar bu ikinci parça için olan yerimizi de örmeye devam edelim. Üçüncü katımızın artış sırasına başladık. Şu şekilde başladık. Bakınız. 1 2 üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Bir üst sırada 8 tane örmüştük. Dokuzuncu sıraya artışımızı yapmıştık. Burada ise tam dokuzuncu sıradan sonra yani dokuz kutumuzu oluşturduktan sonra sıramızı yani artışımızı yapmaya başlıyoruz. Bir tane trabzanımızı ördüm. Şu şekilde kutucuklarımızı tekrar gördüğümüz zaman 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve aynı yere gelerek batıyorum. Ve 3. katım için artışımı yapmış oluyorum. Ve tekrar aynı şekilde örmeye devam ediyorum. 3. katımızı çok uzun örmemize gerek yok. Zaten 3 sıra örsek yeterli eteğimizi uzatacağımız için altında başka kat yapmayacağımız için çok uzun örmemize gerek yok ikinci katımızı 1 2 3 4 5 6 sıra ördük birinci katımızı 5 sıra örmüştük ikinci kata başlamış olduğumuz yerden itibaren Altı sıramızı ördük. Bu üçüncü katımızı ise 3 sıra örelim yeter. Bir bu sırayı örelim, iki sıra da ördükten sonra katımızı tamamlayalım. Eteğimizin altında bacaklarımız normal olarak durabilir. Buradan artık farklı bir kat bırakmayacağımız için çok bir uzun örmemize gerek yok. Bu sıramızla birlikte 3 sıra örelim yeterli. Ve bu şekilde örmeye devam edelim. Bakınız, aynen. Evet terleyelim. Evet, eteğimizin bütün katları için artışlarımızı yaptık. 3. katımız için 3 sıra ördük. Çünkü eteğimizin en son dilimi olduğu için daha fazla bu kısmı uzatmamıza gerek yok. Hemen modelimizi uygulamaya başlayalım. Tığıma şöyle bir tane düğümümü attım ve örgümü aldım herhangi bir yerinden hiç fark etmez. Nereden isterseniz şu şekilde tutuyorum. Şöyle görmüş olduğumuz lastiğimizin olduğu yerden giriyoruz. Bakınız biraz önce de işlemimizi yaptığımız yer şu kısım. Bakınız şu kısma giriyoruz. Şuradaki yere. Girdikten sonra 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere ikinci bir trabzanımı örüyorum. 2 tane zincir çekip tekrar 2 tane trabzan örüyorum. 1 ve 2. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımı ördükten sonra dışa kabartılı olan sırayı atlıyorum. Tekrar içteki kalan kısma tığımın başını doluyorum ve giriyorum. 2 tane trabzan, 1, 2 zincir, 2 trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanımı ördüm tırman başını doluyorum tekrar kabartalı sıramı atlıyorum çukurdaki kalan içte kalan trabzanımın üzerine 1 ve 2 2 tane zincir 2 trabzan şeklinde örüyorum ve bakın bu şekilde sıramızın sonuna kadar örerek geliyoruz şu çukurda kalan kısmımıza iki trabzan iki zincir iki trabzanımızı örüyoruz dışta kalan kabartıyı atlıyoruz tekrar içte kalan kısma iki trabzan iki zincir iki trabzan kabartıyı atlıyorum İçte kalan kısma yine iki trabzan iki zincir iki trabzanımı örüyorum ve şu şuradaki yeri örüyorum bakınız hemen buradaki yeri örerek tamamlıyorum ve başlangıç noktamıza kadar işlemimizi aynı şekilde yaparak gelelim. Birinci sıramızı tamamladık. 2 trabzan, 2 zincir, iki trabzan şekliyle bakınız hep içteki kısımlara battık. Dışarıdaki kabartılı kısımlar yine dışarıda kaldı. Şimdi ikinci sıramıza başlıyoruz ve ikinci sıramızda hemen artışımızı yapıyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz. Zincirimizin üzerine gelerek batıyorum ve sadece geçişimi yapıyorum. Diğer trabzanımın üzerine batıyorum sadece geçişimi yapıyorum ve zincirimin içerisine giriyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum tekrar ikinci trabzan ve trabzan sayısını 3'e çıkarıyorum 1 2 artık bundan sonraki sıralarımızda 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan olarak öreceğiz 3 trabzanımızı 2 zincirimizi tekrar 3 trabzanımı ördüm yine sıradaki yere giriyorum aynı işlemimizi tekrar ediyorum 3 tane trabzan 1 2 3 2 tane zincirdi 2 zincirimi hemen çektikten sonra 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 şimdi diğer sıramıza geçiyoruz yine 1 2 3 1 2 zincirimi çekiyorum 1 2 3 3 tane trabzan 2 zincir 3 trabzan şekliyle sıramızı tamamlayalım ve birkaç sıra daha bu şekilde örelim Evet pembe ipimizle birinci katımızı örerek tamamlamak üzereyiz 1 2, 3, 4 tane sıramızı ördük. Birinci sıramızı 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak örmüştük. Diğer 3 sıramızı ise 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak toplamda 4 sıramızı örerek tamamladık. Yani birinci katımız toplamda 4 sıra pembe olarak ördük, yani somon rengimizde ördük. Şimdi birleştirme işlemini yapıyorum. Bakınız, en sonla birinci trabzanı birleştiriyorum bir tane zincir çektikten sonra ipimi kesiyorum çünkü artık birinci katımızı tamamlamak üzereyiz diğer renk ipimi beyazıma geçiyorum ve diğer kat için daha sonra aşağıdan bağlayacağız bir tane zincir çekerek düğümümü atıyorum İpimi arkaya alıyorum pembe ipim bakınız şu koparmış olduğumu hemen ortaya giriyorum. Beyazla devam ediyoruz şimdi. 1 bağladım. 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen ikinci trabzanımı 3 4 ve toplamda 5 tane trabzanımı örüyorum. Bir tanesi zincirdi. 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve 4 ile 5. trabzanın arasını ayırıyorum bakınız yani bu kadar açmanıza tabi gerek yok ben gösterme amaçlı hemen bu noktaya batıyorum ve trabzanlarımızı örmeye başlayalım 1 2 3 ve 4 4 tane trabzan örüyoruz sağ taraftan örmeye başladığımızda 5 tane örmüştük 3 tane zincir çekip 4 ile 5'in arasına geri dönerek battık. Diğer sol tarafa ise 4 tane trabzanımızı örüyoruz. Buradaki kirpiğimiz tam ortada görünüyor. Şimdi hiç araya zincir çekmeden direkt yine geliyorum. 1 2 3 4 5 toplamda 5 tane trabzanı örüyorum. Bakınız 1 2 3 4 5 3 tane zincirimizi çekelim. 1 2 3. Hemen bir geriye dönerek batalım. Ve bir tane kirpiğimizi bu şekilde oluşturalım. Tığımın başını dolayarak 4 tane trabzanımı diğer tarafa örmeye başlıyorum. 2 3 ve 4. Evet iki tane trabzan ve kirpiklerimizden oluşan bakınız bölümümüzü yaptık. Beşinci sıra olarak beyazımızı kullandık. Şimdi üçüncüyü de birlikte yapalım ve bütün sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Beş tane trabzanı ilk önce örüyoruz. Bir, iki, üç, dört ve beş. Beş trabzanımız tamamlandıktan sonra bir, iki, ve 3 tane zincirimizi çekip hemen bu araya iki trabzan arasına gelerek batıyorum ve diğer tarafa 4 tane trabzan olarak örüyorum 1 2 3 ve 4 Evet bütün trabzanlarımızı bu şekilde örerek tamamlayalım ve birinci dilimimizi beyaz sıramızla bitirmiş olalım. 5. trabzan sıramızı da beyaz rengimizle ördük ve bir tane de kirpik yaptık en son birleştirme yerini de birlikte yapalım ve diğer rengimizin olacağı katımıza başlayalım 3 tane zincir çekerek başladığım yere geliyorum batıyorum bir tane zincirimi çekip sağlamlaştıktan sonra ipimizi koparıyoruz ve birinci katımızı tamamladık şimdi ikinci katımızı yapmaya hazırız. Şöyle görelim. Bakınız birinci katımız bitti. Evet ikinci dilimimiz için hemen şöyle açalım. Bakınız burada artışımızı yaptığımız bölüm vardı. Bakın şöyle görünce daha güzel görülmekte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıramız. 6. sıramızın şöyle altından giriyorum. Bakınız üstten değil Bakın beynin geniş kısmından örmeye başlıyorum şu şekilde. Çünkü tuttuğum zaman zaten katımı orayı çok rahat kapatmakta. Bakınız şu şekilde bile yapmış olsak kapatmakta. Evet. Şimdi örmeye başlayalım. Bir tane zincirimi çektim. Hemen katımın olduğu yere gelerek batıyorum. Geniş tarafa. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektikten sonra aynı yere geliyorum. 2 ve 3 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 zincir çekiyorum 1 2 3 3 tane trabzan 3 tane zincir 3 tane trabzanım örüyorum hep 3 olarak yapıyorum burayı ve yanındaki bakınız yanındaki yeri atlıyorum bir sonraki yere gelerek batıyorum ama daha, daha sık isterseniz arada buralara da batabilirsiniz 1 2 ve 3 1 2 3 tekrar yukarıda zincirimizi ikişer zincir olarak çekmiştik ikinci katımızda üçer zincir olarak çekmekteyiz bakın 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan ve bir tane kutumuzu atladık tekrar bir kutumuzu atlıyoruz bakınız şurayı diğer kutumuza devam ediyoruz 2 3 1 2 3 aynı yuvaya şöyle başını doluyorum 1 2 3 düz trabzan ördüğüm için bu şekilde hızla devam etmekteyiz ama çok katlı isterseniz arada bir mutlaka buralara da batmanızı tavsiye ederim yoksa artışımızı yaptığımız yerler zaten 8 tane bir de yapmıştık 8 kutu örüp 9 beyimizi yuvamızı kurmuştuk ama dilerseniz dediğim gibi arada da girebilirsiniz her dilimin arasına da girebilirsiniz daha sımsıkı istiyorsanız daha sık da ayarlama yapabilirsiniz ama ben bu yapmış olduğumuz ayarlamayla çok fazla üst üste gelsin istemiyorum ve bu şekilde devam edeceğim sıramızı dümdüz örerek birleşme yerine gelelim ikinci sıramıza birlikte geçelim ikinci katımız için şuradan başlamıştık bakınız B kısmın geniş yerinden ve en son kenarlarını dolaşarak geldik aynı sıra üzerinden hemen ikinci sıramıza başlıyoruz 3 zincirimin olduğu yere batıyorum diğer trabzanlarımın üzerinden birer birer gizli geçişimizde geçiyoruz ilmeğimizi kaydırarak ve zincirimin olduğu noktaya geliyorum zincirimizin olduğu noktaya geldiğimiz zaman 3 tane zincir Iki tane trabzanımız yine aynı düzen üzerine örmeye devam ediyoruz 3 tane zincir bakınız 1 2 3 hemen 3 trabzanımızı daha örüyoruz 1 2 ve 3 diğer sıradaki yeri hemen geçiyorum 3 tane trabzan 1 2 ve 3. 3 zincir 1 2 3 3 tane trabzanımızı örelim 1 2 3 Evet ikinci sıramıza da bu şekilde başlamış olduk Aynen yukarı katımızda olduğu gibi 4 sıra somon rengimizi ve 1 sıra beyazımızı örerek bu dilimimizi de tamamlayalım. Eteğimizin katlarını birer birer örmeye devam ediyoruz. Birinci katımızı örmüştük. İkinci katımızı yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4 beyazımızla 5. sırada tamamladık. Şimdi 3. katımızı örmeye başlayacağız. Katımızı bakınız 3 sıra artışımızla birlikte filemizi örmüştük. Çünkü eteğimizin son sırası olacağı için daha fazla file örmemize gerek yok. Şuradan başlıyoruz. Artış yerimizden Örmeye devam ediyoruz. Yine aynı şekilde 3 trabzan, 3 zincir 3 trabzan şekliyle örelim. Bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen şöyle büktüğümüz zaman zaten hiç şaşırmamız ya da kaymamız söz konusu olmayacak. Bu şekilde devam edeceğiz. Batıyorum. 1-2-3 Tekrar ikinci trabzanı örüyorum. 3. trabzanımı ördüm. 1-2-3 Hemen 3 tane daha trabzanımı örüyorum. 1-2-3 2 3 Bir tane kutucuk atlıyorum diğer kutucuğumuza batıyorum. Eğer çok katlı istiyorsanız hemen oraya da batabilirsiniz ya da arada o şekilde batarak kat sayısını yani sıra sayısını kalabalıklaştırabilirsiniz. Daha üst üste durabilir ama biz bu modelimizde şöyle görecekseniz daha e, sakin katlar kullandık. Yani daha yığılmalı katlar değil biraz daha sakin normal açılımlı kat şeklinde ördük. Evet dilerseniz tabi sıklıklarla artışımızı yaparsanız daha sık katlı olmuş olur. Devam ediyorum bir tane artıyorum diğerine 2 ve 3 1 2 3 zincirimi çektikten sonra tekrar aynı yere Görüyorum. Diğer katlarımda yaptığım işlemin aynısını yapıp etek ucunu da yine beyazımla tamamladıktan sonra eteğimizi kullanılmaya hazır hale getireceğiz. Tabi öndeki burada düğme çalışmamızı ve bu kenar çalışmalarında sizlerle birlikte eteğimizi tamamladıktan sonra birlikte öreceğiz. Bakın şöyle görünmüyor bile gayet güzel içte ayarı birincisi hiç görünmeyecek. 2, 3, 4 ve beyazımızla tamamlamış olacağız. Şimdi örmemize devam edelim. Evet sevgili arkadaşlar eteğimizi bu şekilde tamamladık. Bakınız şöyle bakacak olursak bakınız eteğimizin bütün katlarını sırasıyla ördük. Birinci, ikinci ve üçüncü katımız şöyle arkasından da görelim. Bakınız çok üst üste yığılmadı. Biraz daha rahat normal bir şekilde açılımı oldu bakınız. Şu şekilde bir de şöyle görelim. Evet şimdi belinin lastik kısmının kenarlarını da süsleme işlemi yapalım. Burada da beyaz ipimi kullanmak istiyorum. Minik minik süslememizi yapalım kenarımızı ve eteğimizde düğmelerimizi de diktikten sonra tamamlamış olalım. Şimdi kullanacağımız düğmeye göre iliklerimizi ayarlayalım. Şuradan önden yukarıdan başlıyorum. Bir tane battım. Bakınız hemen yanındaki yere ikinci bir sık iğne batıyorum ve bir tane 1 2 3 4 ilk yeri açıyorum. 1 2 tane atlayıp 3. trabzan arasına batıyorum. Kullanacağınız düğmemizin büyüklüğünü ve küçüklüğüne göre buradaki zincirimizi artırıp ya da azaltabiliriz. 2 3 sırasıyla sık iğnelerimi yapıyorum bakınız. 1 2 3 4 bir tane daha düğme kullanmak istiyorum. 1 2 atlıyorum ve batıyorum. Tekrar 2 ve en son 1 2 3 4 ilk başlangıç noktama gelerek batıyorum ve 3. düğmemi yerine de bu şekilde ayarlamış oluyorum. Şimdi yukarı kısma doğru dolaşalım. Bakınız 3 tane 1 2 3 düğme yerimizi ayarladıktan sonra belimizin üst kısmında beyaz ipimizle dolaşalım. Evet şimdi dönüyoruz bel kısmının yukarı kısmına bakınız. Hemen kenardan zincirimizi çekip iliklerimizi ayarladıktan sonra hemen yukarı kısma geçerken bir tane sık iğne ve tekrar 2 ilk battığımızı sayarsak toplamda 3 oldu ve 4. 4 tane sık iğnem yaptıktan sonra diğer tarafa geçiyorum. 1 2 Burada dönüşümüz olduğu için şöyle güzel bir dönüş vermek için burada 4 tane sık iğnemiz tabi zincirimizi battığımızla birlikte. Araya 2 tane ördüm ve devam ediyorum. 1, 2 ve tekrar 1, 2 iki. hepsini ikişer ikişer beyazımızda şu şekilde dümdüz ilerlemekteyiz farklı bir şey yapmamıza gerek yok. Eteğimiz zaten çok şık. İkişer ikişer her trabzanımıza sık iğnelerimizi yaparak bu yandaki batmış olduğumuz trabzanlarımıza sıramızı diğer uca kadar örerek gelelim. Evet sevgili arkadaşlar ben 3 tane de şu şekilde düğmelerim vardı. O düğmelerimi de diktikten sonra bakınız minik minik bez düğmelerim çok güzel oldu. Şöyle tamamladım diğer kenarına da aynı şekilde örerek bakınız şuradan başladığımız sık iğne ile örerek en son noktamıza kadar geldim ve görmüş olduğumuz gibi en son kenarlarımızda sık iğne ile tamamladık. Düğmelerimi de diktikten sonra iliklerimi şu şekilde geçiriyorum ve eteğimiz kullanılmaya hazır hale geliyor. Katlı eteğimizi şu şekilde görmekteyiz bakınız. Evet bir çalışmamızı daha bu şekilde sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.